Hayırlı akşamlar sevgili izleyenler. Halimiye Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan Ramazan Sohbetleri programıyla karşınızdayız. Ve Ramazan Sohbetleri programında Şanlıurfa'yı, eski Ramazanları, Şanlıurfa'nın tarihini ve kültürünü konuşacağız. Ve ilk programdaki konuğumuz ise yine Şanlıurfalıların yakinen tanıdığı araştırmacı, yazar Hasan Fehmi Hayırlı Beyefendi. Tabii devir sosyal medya devri. Hal böyle olunca Hasan Hayırlı Beyefendi belki genç nesil çok tanımayabilir ama tabiri caizse yaş ortalaması 40'ın üstünde olan veya eski Urfalılar diye hitap ettiğimiz kesim Hasan Hayırlı amcamızı da çok iyi bir şekilde tanırlar. Kendileri Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürüne, örf, anene ve geleneklerini çok iyi bilen, bunu yazdığı makalelere taşıyan ve belki de bundan sonraki süreçte birçok kuşağa da örnek olabilecek yazılarıyla tanınıyor. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Az önce de dile getirdik, Şanlıurfalılar sizi çok iyi tanıyor ama devir sosyal medya devri, artık gençlikte sosyal medyada sizlere yine de bir tanıyalım. 1949 yılında Urfa'da doğdum. İlk orta lise tahsilimi Urfa'da tamamladıktan sonra 1971 yılında Ankara'dan İktisat Fakültesinden mezun oldum. İktisat Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldum. 75 yılında vergi dairesinde göreve başladım. Sırasıyla şef, müdür muavini, 3 yılda vekaleten müdürlük yaptıktan sonra Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'na genel sekreter olarak geçtim. 23 yılda orada hizmet ettikten sonra 2006 yılında emekli oldum. Bu arada Urfa'nın biraz önce sizin de değindiğiniz gibi kültürel hayatıyla ilgili araştırmalarımız, yani Urfa folkloru ile ilgili ilgilenmemiz nedeniyle geniş olarak bir takım konularda makalelerimiz oldu, araştırmalarımız oldu, gastronomi çalışmalarımız oldu. Yıllarca belediyenin yaptığı yarışmalarda, Çiköfte yarışmalarında, İSOT yarışmalarında jüri üyeliğinde bulundum. Halk oyunları yarışmalarında jüri üyeliğinde bulundum. Efendime söyleyeyim, ses yarışmalarında yine işte o zamanki yerel mahalli televizyonlar yine jüri üyeliklerinde bulunduk. Bir şekilde elimizden geldiğince Urfa sosyal hayatına bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Yani bu amaçta, bu kapsamda daha doğrusu Şanlıurfa tarihini ve kültürünü, örf anelerini en iyi bilen isimlerden birisiniz. Estağfurullah. Biz de istedik ki Halimiye Belediyesi olarak geçmişte Ramazan'da Şanlıurfa'da neler olurdu, nasıl yaşanırdı, nasıl bir Ramazan kültürü vardı, bayramlar nasıl olurdu? Yeni nesilde bunları sizin aracılığınızda en azından duysun, bilsin. Dilerseniz şöyle bir genellemeyle başlayalım programa. Ramazan tabii tüm İslam aleminde kutsal bir ay, 11 ayın sultanı diye hitap ediyoruz. Herkese çok önemli bir ay ama Şanlıurfa iklimi bakımıyla, kültür bakımıyla Ramazan ayının aslında diğer illere veya üst İslam ülkelerine göre biraz daha dolu dolu geçtiği bir şehir, bir belde, bir peygamberler şehri. Şöyle bir genelleme yapabilirsek Şanlıurfa'daki Ramazan kültürüyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Sizin de değindiğiniz gibi Ramazan ayı bir huzur ayı. Bir sosyal yardımlaşma ayı. İnsani duyguların en yüksek geldiği bir ay. Fakirlere yardımın, zekatların, fitrelerin yapıldığı bir ay. Yani insani duyguların en yüksek olduğu seviyeye geldiği bir ay. Barış ayı, Ramazan ayı aynı zamanda. Urfa'da dediğiniz gibi kadim kentlerimizden birisi. Nuh tufanından sonra kurulan Ebu'l-Farac'a gelen 8 şehirden birisi. O yüzden çok geniş kültürlerin etkisi altında kalmış bir şehrimiz. Birçok medeniyet gelmiş, birçok medeniyet burada izlerini bırakmış. Dolayısıyla bu kültürel olarak, yaşam tarzı olarak, örf adet olarak, gelenek olarak çok çok geniş bir yapıya haiz. Çok geniş bir kültür yapısına haiz. Bizim çocukluk dönemimizde haca giderken insanlar Urfa'ya ziyaret ederek öyle haca giderlerdi, otobüslerle giderlerdi. O otobüslerin Urfa'ya geldikleri sıralarda,
o insanlar, o insan, gelen misafir, o zamanki oteller falan müsait değildi şimdiki gibi mesela. Onları alır evlerinde götürür, misafir ederler. Yani evlerinde ne yok, ne var hepsini onlara ikram ederlerdi. Bunları yaşamış bir kentiz. Bunu biz gezdiğimiz birçok kente bu tür misafirperverlik bize anlatıldı. Hatta bazı yerlerde yapılan Ramazan dualarında, işte yaz Ramazan'da Urfa'da tutan orucu Ya Rabbi bize nasip et şeklinde dualar yapılır. Halen de bu yapılmakta. Yani bizim yazımızın ne kadar sıcak olduğu, ne kadar o yaz Ramazan'da oruç tutmanın ne kadar zor olduğunu bilmeyen yoktur. Hepimiz yaşadık çünkü, değil mi? Şimdi Ramazan, biz ilk önce geçmişten gelelim. Yani bizim çocukluk dönemimizden başlayalım. Ramazan ayı ailede erkeklerin bir yaşam tarzı, bayanların bir yaşam tarzı, çocukların bir yaşam tarzı vardı. Buna kadınlar ayrı ev hazırlarlar. İşte yaz Ramazanı olsun, kış Ramazanı olsun ayrı ayrı hazırlıklar yapılırdı. Çocuklar hakeza öyle, hanımlar hakeza öyle. İşte Ramazan'ın belli alışkanlıkları vardı mesela. İşte yaz Ramazanlarında yaza göre yemekler yapılır. Efendime söyleyeyim, kış Ramazan'da tabii o zamanki şartlarda şimdiki gibi yani yazın patlıcan bulmak, biber bulmak, domates bulmak mümkün değildi. Yazın icabında ne yemek varsa o zamanki şartlarda yapılır. Kışın şartlarında ne yemekler varsa ona göre yapılırdı. Efendime söyleyeyim, yani yazın lebeni, kışın iftarlarda da mercimek çorbası. Evet, doğru. Doğru. Bu bir örnek sadece. Evet. Tabii bir de şu vardı, yani o zamanki şartlarda zenginin yaşantısıyla fakirin yaşantısı arasında pek fazla bir fark yoktu. Yani giyim kuşamda hakeza öyleydi. Mesela yaz Ramazanlarında buzdolabı yoktu o zaman. Karlıklar vardı Urfa'da. O çok anlatılır işte. Mağaralarda kışın yağan kar bekletilir, buzlaştırılır. O şekilde, yani biz tabii yetişmedik o dönemlere. Buz yok, buzdolabı yok. Ve Şanlıurfa'nın o sıcağında oruçlar tutuluyor. Evet. O konuyu biraz daha böyle açmak istiyorum ben. İşte karlıklar vardı mesela. Hatırımda gelen mesela zahterlerin karlığı, dip karlık denilen karlıklar vardı. Bunlar yazın güneşini muhafaza eden, yani ilk yaza kadar o karları muhafaza eden yerlerdi. Kışın o zaman bol bol kar yağardı Urfa'ya. Yerlerde bayağı kar kalırdı, sokaklar karlarla dolurdu. Bir de işte o karın hemen yağdığı gibi damlardan kürelenmesi gerekirdi. Kar atıcıları vardı kışın. Çünkü kalırsa toprak damlar vardı o zamanki. Biz o zaman eski Urfa'da yaşıyorduk, yani avlulu evlerde yaşıyorduk. O damın, yani çatının toprak dam olduğu için çökebilme ihtimali var. Akardı. O işte hemen karı atmanız lazımdı yere. Attıktan sonra logon damdan, yani çatıdan atanları ismini kar küreğicileri derlerdi. Onlar işte tahtadan böyle birer şeyleri vardı. Süre süre atarlardı karları. Avluya atarlardı. Avluda yıkılır, belli müddet avluda kalır. Ondan sonra onu işte yavaş yavaş eriterek şey yapardınız. Efendime söyleyeyim, odamın hemen doğlanması lazımdı akabinde. İşte o dediğim gibi mağaralarda o kar bekletilir. Aralara saraman konularak bekletilir, sıkıştırılır üzerlerinde. Yani işte üzerinde halay çekilerek o davul zurna getirilir. Davul zurna ile birlikte insanlar şey yaparak kat kat o doldurulurdu mağaralar. Yazın onlar tabaka tabaka kesilerek getirilir. Bin bir zahmetle, emekle kimsenin beklerdi. Evet, o saman onu eritmezdi, biliyor musunuz? Araya konulan saman. O getirir, yaz Ramazanlarında şey yapılırdı. İşte bir yaz Ramazan'da adamın birisinin eline bir parça kar geçmiş, bir iskele tasının içerisine ayranı koymuş, yavaş yavaş çeviriyor onu böyle. İftarın atılmasına da işte 5 dakika kalmış. Ha, bir de o şey vardı, Ulu Cami'den top atılırdı. Yani biz top atıldı derdik. Çocuklar herkes dama çıkar, o top atışını beklerdi. İşte o müezzin çıkar, o şeyi ateşlerken bütün şehirden bir ha 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 diye bir ses gelirdi. Yani patlayacak. Patlayacak. Ondan sonra güm dedim, o çocuklar bütün aşağı koşar, sofraya oturur, sofra hazır beklerlerdi. O yani bizim
şeyimizde şimdi tabii kalmadı onlar. O zaman yaşadığımız bizim bir şeydi. Adam ayranı yapmış, karıştırıyor. Kapıyı da açık bırakırlardı. O zaman yine bir adet vardı, hafızlar belli ailelerin yanlarına geçerlerdi. Böyle rahatça gözleri görmez ama oldukları için. Rahatlıkla sofraya gelir, yani buyurun derlerdi hemen. Bir hafız gelmiş kapıyı çalmış. Sene 1945-44'lerde falan bu dediğim hikaye. Hafız, buyurun buyurun hafız, adam işte yaz Ramazanı, yerde keçeler serilmiş, hayat dediğimiz bizim evin avlusunda. İşte gözleri ama olduğu için ailenin içerisine de rahat hafız girebiliyor. Oturmuş, top güm diye patlamış. O hafızların bir adeti vardır, böyle elleriyle yemeği, belirleri ne var yemekle. Hadi beslerken eline soğuk ayran gelmiş. Ev sahibi de bakıyor böyle, ayranı kaldırmış, lık 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 lık, üst kere bir asırları indirmiş. Sofrada bir sessizlik. Anlamış yani bu adam, o ayran sahibi var, sahibi bir ayran da o ayran. Ne desin, adam da bozulmuş biraz tabii hepsini içtiği için hafız. Demiş ya o Alman harbi ne oldu? Alman harbi tam da ikinci dünya harbi sırası. Adam demiş hafız yemeğini bırak, Alman'ı bıraksın hafız yemeğini ye, hafız yemeğini. Öyle güzel hikayeler de anlatılırdı o dönemlere ait. Evet işte kış hazırlıklarında külünçe yapılırdı. O zaman külünçe yapılan bizim kahke fırını dediğimiz fırınlar vardı. Yani o zaman kahke fırınları. Simit fırını. Evet, simit fırını. Şimdi biz Urfalılar simite kahke. Kahke derdik. O kahke fırınların içlerinde büyük büyük siyah tepsiler vardı. Evde hazırlar annelerimiz, aralarına bez koyar işte o külünçeyi. Biz alır götürürüz. O siyah tepsilerin içerisine merhepli, üzeri kara havuçlu. O merhep mis gibi kokar o külünçeye, mükemmel bir lezzet verir. O gelir, o koku bir de işte o şeyin akşamın bir özelliği, akşam iftarlarının bir özelliği de yani koku çıkan ev mutlaka komşuya bir şeyler ikram ederdi. O koku bir şeyi kavurduğu zaman, bir ağzı açık, bir ağzı yumuk yapıldığı zaman, bir şey biçtiği zaman, bir şey bilirsiniz. Mutlaka o koku çıktığı zaman yine Urfa'nın geleneğinde mesela şire yapılırdı evde, bazlamaç yapılırdı. O bazlamaç kokusu komşuya mutlaka giderdi. O şirenin bulamacı mutlaka komşuya gönderilir. Yani Batı'ya göre Urfa'daki komşuluk ilişkileri biraz daha iyi aslında. Fakat yine de böyle eski günlere nazaran işte bazen aynı binada oturduğunuz komşunuzu dahi tanıyamayabiliyorsunuz. Veya komşunuzun işte kapınızı bir çalıp böyle bir tas çorba getirdiği çok nadirleşti. Yine diyorum Batı'ya göre gerçekten şu an Urfa bu anlamda biraz daha iyi. Çok daha iyi hatta. Fakat yine eski Ramazanlara göre maalesef bu tip değerlerimizi de kaybetmiyor değiliz. Çok doğru. Yani o bizim sokağımızdaki her ev birbirini tanırdı. Her komşu birbirini tanırdı. Bir de o komşular yani sizin bir aile büyüğünüz gibiydi size. Yani sizin yanlış bir hareketini gördüğünüzde sizi ihtar eder. Gelir, döver. Döver. Yani ben çok insan tanıyorum. Mesela geçerken kapı açık, içerisi avlunun içerisi görünüyor. Ya kapıyı değer, bu kapıyı kapatın. İçeri görülmesin der. Ya kendisi kapıyı çeker geçerdi. Kapılarımızın büyük frengileri vardı. Büyük frengi kilitleri, küçük kilitleri vardı o zamanki kapıların falan. Efendime söyleyeyim işte dediğim gibi yaz Ramazan'ı konu kapıdan açılmışken yeni bir yerde okudum tabii. O dönemlere yetişmedik ama özellikle Şanlıurfa'nın tarihi sokaklarına, caddelerine indiğimiz zaman birkaç tarihi kapıda hala var. Topaç mı derler, ne derler onlarına böyle kapıyı çarpıyor. Kapı tokmağı derdik. Kapı tokmağı. Şimdi iki tip kapı tokmağı var. Evet. Ve bir küçük bir giriş var kapıda, bir de büyük bir giriş var. Kapı tokmağının o küçük ve büyüğü ben sonradan öğrendim ama özellikleri var. Bir de o küçük ve büyük kapının anlamı ne? O küçük kapı. O büyük kapı her zaman açılmazdı. Küçük kapı açılır. Büyük bir kapak. Önde büyük bir el tokmak vardı, el şeklinde, iri bir, onun sesi İçinde tok tok. İçinde böyle bir topaç, tok, evet. Alttaki daha tiz bir sesle çat 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 ses yapandı. Bayan misafir geldiği zaman o küçük tokmağı çalır, evdeki erkek kapıya çıkmazdı. Bilirdi ki bir bayan misafir gelmiş, kapıyı bayan açsın.
Büyük tokmak çaldığı zaman ki bilinir ki bir erkek gelmiş. Evden işte evin büyüğüyle veya bir şeyler konuşacak bir misafir geldi. O zaman erkekler kapıyı açardı. Onun özelliği odur. Büyük böyle tokmak. Nadide bir düşünce. Çok kibar, çok çok ince, çok latif bir düşünce bu aslında. İşte çocuklar oruç tuttukları zaman ilk başlangıçta ilk tuttuğu yani çocuğun ilk oruca başlamasıyla o evde o ailenin büyüklerinden birisi onu sırtına alır gezdirirdi. O adet vardı. Çocuğun sırtını alıp evin içerisinde gezdirmek adeti vardı. O zaman işte çantalar, tabancalar, kazlar, ördekler, iftariler denilen böyle simitler şekilli şekilli simitler satılır. Çocuk ilk işte orucunu tuttuğu için ona para verilir. O geçen işte ev çarşıdan, o sokaktan ne geçen alıcı varsa çocuğa hitap eden çocuk onları alır, iftarlık olarak saklar, bekler onu. Çocuğa o zaman çok dikkat edilir. İlk orucunu tutmuş falan. Bu gibi özellikler vardı. Efendim büyükler... Hediyeler alınırdı, para verilirdi. Orucunu bana satar mısın falan. Yani evet. Bazen de çocuklar işte o da olurdu yani. Çok küçükse yetiştiremez. Ölen çok acıkır. Hadi sen ye, biz arada lehim yaparız onu derlerdi. Çocuklar bir şeyler yedirilir. Bakar çocuk dayanamıyor. Hadi biz lehim yaparız derdi onu. İşte çocuk maksat avuksuz. Evet, evet. Lehimleriz derlerdi. Efendim şey vardı işte. Cüz dediğimiz. O zaman özür dilerim. Bu yarım gün oruçta herhalde çocuğu psikolojik men rahat hazırlatmak. Tabii hazırlatmak. Yani ona ne kadar sen? O utancı vermemek. İşte yani avutmak kendi çocuğu için yapılırdı. Erkekler işte günün yiyeceklerini alır sabahleyin. İşte ne kasaplar kasap. Kasap pazarı vardı eskiden biliyorsunuz. Koyun pazarı vardı. İşte sarayında bakkallar vardı. Yemekler gelir. Sepetlerde taşınırdı. Kapalı sepetlerde. Kimse görmesin diye ağzı kapaklı sepetlerde taşınırdı. Yemek geldiği zaman kokulu yemek. Ayrıca mesela kıymalı yapıldığı zaman onu bir sofraya sararlardı ki kokusu çıkmasın. Yiyen vardı, yemeyen vardı, duymasın diye. Efendime söyleyeyim, şeye gidilirdi işte. Cüz dediğimiz cüz dinlemeye giderdik mutlaka. Cüz, şimdi mukabele diyorlar ona. Mukabele, evet. Evet. Ama Urfa'da biz cüz olur. Onun adı biz cüz dinleme. Yani bilhassa kindi namazından sonra cüze giderdik. Biz çocukken Ömeriye Camisi'ne giderdik. Ömeriye Camisi Kazancı Pazarı'ndaki bulunan camidir. İslamiyet döneminde yapılan ilk camidir bizde. İlk camidir. Benim dedem orada cüz okurdu aynı zamanda. Beni de o alıştırdı zaten. Ben karşısında oturdum cüzde. O zaman bizim işte o cüzler Osman Hafız, Ömer, Nazar Hafız, onlar o zamanki hafızlarımızı okurlardı bunlar cüzleri. Bir de ondan sonra yetişkinlik dönemimizde Labakan Hava Camisi'ne giderdik cüz dinlemeye. Orada da sesi güzel olanlar, makamı iyi bilen hafızlar vardı. Allah rahmet eylesin. Elek Mahmut Hafız falan işte, Kasım Hafız orada okurlardı. Onları dinlemeye giderdik. Bizim geldiğimizi görünce onlar bir Allah rahmet eylesin Abla Balak Hoca'yla birlikte biz onlarla beraber evet onlarla birlikte işte Reşit Pelvan Hoca, Halil Balıkçı Hoca onlarla beraber giderdik, bir grup halinde giderdik. Bizi görünce daha bir yani hoşlarına giderdi. Makamdan makama geçişler yapılır işte o tilavetleri çok güzel. Sesten de anlıyorsunuz tabii. Ben tabii biz biraz sesten de anlıyoruz, makamdan da anladığımız için. Yani onlar çok 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 hoşumuza giderdi o. O tabii son zamanlarda yani 40'lı 50'li yaşlardan o artık bunlar dediğim. Efendime söyleyeyim, yaz Ramazanların işte kış Ramazanların ayrı bir güzelliği vardı. O zaman evler mangallarla ısıtılır. Kış zorlu geçerdi. Efendime söyleyeyim, kar yağdığı zaman tandırlar kurulurdu. Tandırlarda nelerimiz hikayeler anlatılırdı bize. Elektrik kesilirdi çoğu zaman. İşte 5 numara lambayla otururduk o zaman. Onun altında hikayeleri dinlerdik. Roman okunurdu, romanlar dinlerdi toplu halde. O tabii kültürün gelişmesi açısından çok önemli o. Yani büyükleri dinlemek, geçmişte neler yapılmış, o büyüklerin ağzından dinlemek. İşte o dedem bize Birinci Dünya Harbi'ni, efendim Çanakkale Harbi'ni, şeyden Ulukışla'dan Şam'a kadar nasıl yürüdükleri Birinci Dünya Harbi'ni onları anlatırdı bizlere.
Bunları büyüyerek büyüdük biz, dinleyerek büyüdük. Elhasıl eski Ramazanlar, belki insanlar bugünkü gibi, bugünkü koşullarda varlık içerisinde değillerdi ama çok mutludular insanlar. Yani kanaat vardı. Huzur vardı. Huzur vardı. İşte saygı vardı. Efendime söyleyeyim, o zamanın adetlerinden birisi de mesela seheriye denilen bir adet vardı, seheriye. Seheriye adeti, Urfa'da seher vakti. Genellikle 6-7 arkadaşın seherde evinde yaptıkları, pek fazla yağlı olmayan, insanı susuzdurmayan veya işte ertesi güne şey yapmayacak yemeklerden birer kap alarak geldikleri seher yaptıkları adetin adıdır seheriye. Bu adet tabii şimdi pek fazla kalmadı, kullanılmayan bir adet, seher adeti. Bir de bizde sahaniye denilen bir yemek var. O da sıra arkadaşlarının akşam belli bir evde toplanarak herkesin evde yaptığı yemeği getirip ortaya koymalarıyla oluşan bir adet. Ona da sahaniye diyoruz biz. Evet. Biz de yani Ramazan'la ilgili aslında birçok şey konuştuk. Bayram hazırlıkları. İşte sonunda bir bayram var, 30 günlük bir orucun ardından. Neler yapılırdı? Yani bayrama kaç gün kala hazırlıklar başlardı? Evet. Külünçeyle birlikte bu hazırlık başlardı, evet, iyi hatırlıyorum. Evet, bir iki gün kala külünçe yapılırdı. Hı-hı. Ondan sonra işte evin temizliğini bayanlar falan yapar. Tabii en bayram en şey tarafı çocuklar için gelirdi bayram. Hı-hı. Çocuklar o zaman bayramlık elbiseler yapılırdı. Ayakkabılar alırdı. Yeni ayakkabılar alırdı. Yani bayramın gelmesi demek çocuğun elbisesinin yenilenmesi, ayakkabısının, üstünün başının yenilenmesi anlamına gelirdi. Aynı şey diyerek araya girmek istiyorum. Bayrama bir hafta 10 gün kala annem bayramı kalırdı bana ve ben her gün böyle gidip dolaba açıp bakardım. Yani o giymezdim. İşte dolaba açıp bakardım. Elbise yerinde duruyor. Bir sıkıntı yok. 3 gün kaldı bu elbiseyi giymeye, 2 gün kaldı. İşte yarın bayram, sabah namazından sonra bu elbiseyi falan giyeceğiz. Böyle bir beklenti. Ama şimdiki çocuklar her gün yeni elbise ya da yeni ayakkabı bulabiliyor. Bu dar gelirli aileleri söylemiyorum genel itibariyle. Böyle bir durum. Evet. Şimdi evet, o işte yani o zamanki şartlarda çocuğun elbiseye kavuşması, yeni elbiseyi alması çok 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 önemli bir şeydi. İşte beraber ayakkabısı başı kılında yatanlar mı dersen, elbisesine her gün bakanlar mı dersen. Tabii elbise o zaman hazır elbise yok, terzide dikiliyor. O aylarca önceden provalar yapılıyor, gidiyorsunuz kumaşını beğeniyorsunuz, alıyorsunuz, gömleklikler alınıyor, gömlekçiliğe veriliyor, ayakkabılar alınıyor. İşte o hazırlıklar yapılır. Hanımlar hümalı bir faaliyete bayram yemekleri için geçerler bu sefer, evin içerisinde hazırlık başlar. Bayram yemekleri işte iç pilavlar, zerdeler, bunlar bayram yemeği olarak bizde genellikle yapılır. Komşulara dağıtılır bunlar. Efendime söyleyeyim, bayramın birinci günü ailenin en büyüğü kimse orada toplanır, tüm aile orada toplanır. Çocuklar bayramlık alır, herkes büyükler sırayla el öpülerek bayramlıkları verilir çocuklara. Yemekler yenilir. Efendime söyleyeyim, çocuk bayramlık alınca cebide harçlık doluyor tabii haliyle. Harçlık alan çocuk, işte o zaman bayramlarda bayram yerleri kurulurdu. Leyliler, dolaplar, atçıkazlar derdik biz onlara. Tahtadan bunlar tabii, şimdiki gibi değil. Yani şimdiki Luna Park'taki gibi, bunlar hep tahtadan yapılırdı. İşte oraya da çeşit çeşit palızalar, işte horozlu şekerler falan satılır çocuklara hitap eden. Tabii bu bayram yiyecekleri. Bayram yiyecekleri. Efendime söyleyeyim, çocuklar onları alır. Bayram cebinde para var işte. Sinemaya 5 film birden, saat 9'da 10'da sinema başlar o zaman. Ta işte öğleden sonra 4'e 5'e kadar 5 film birden sinemaya gidilir çocuklar. Gençler. Bu şekilde. Büyükler ondan sonra şeye giderlerdi, sıra-i rahim yapılırlardı. Yani diğer ailenin büyüklerini ziyarete giderlerdi. Kendi ailesi içerisinde toplandıktan sonra. Büyük ailelerini ziyarete giderlerdi. Hı. Efendime söyleyeyim. Biz, Allah rahmet eylesin, yine Abla Balak hocamla üçüncü günü mutlaka Kadir Güzel amca vardı.
onu ziyaretine giderdik. O bizi beklerdi mutlaka. Gider herhalde bir 2 saat, 3 saat otururduk onun yanında. O bize eski Urfa'nın şeylerini anlatır. Müziklerini, işte o zaman Tenekeci Mahmud Ustalar rahmet etsin, Aziz Çekirge, onlarla radyo programlarında neler yaptıklarını, nasıl gittiklerini, Allah rahmet etsin Halil Hafız'la birlikte neler söylediklerini, neler çaldıklarını, bunları uzun uzun bize anlatırlardı bu hikaye şeklinde. Biz de zevkle dinlerdik kendilerini o zaman. Zevkle dinlerdik. Şimdi programı da yavaş yavaş kapatacağız. Ben Hasan Fehmi Hayırlı amcamızın unutamadığı bir Ramazan anısını dile getirmesini istiyorum. Çocukluğunuzda unutamadığınız bir Ramazan anınız veya beraberinde iki tane de olabilir, aslında daha iyi olur. Bir de bir bayram anınız varsa alabiliriz. Bu şekilde de programı noktalamış olalım. Ramazan anısı, yani çocukluğumuzun işte en güzel şeyi, anısı çocukluğumda benim, işte bizim o zaman evimizin bitişik, affedersiniz, ahır vardı. Ev çok büyük, eski avlu ev olduğu için orada at vardı. Şam eşeği dediğimiz eşekler vardı. O zaman bağları işte öküzle çift sürüldüğü için öküzler vardı. Ve babam işte tavus kuşu, böyle efendim Hint horozu besler, keklik besler, kuşla merakı vardı. Böyle hayvanlara aşırı duygusaldı. Benim liseyi bitirmek senem, fen kolu mezunuyum, düz geçmem gerekiyor benim. Bir de benim 5 yaşında bir tayım var. Doğru tay, böyle kaşağı vurduğunuz zaman pırıl pırıl parlar o tayın şeyi. Demek ki Cebir Geometri denen ertesi gün sınavımız var, sınava gireceğiz. Yaz Ramazanı, ertesi günde bayram olacaktı herhalde veya işte bayrama yakın bir şey. Gece babam geldi, ahıra girdi, sesini duyuyorum, girdi. Geldi, biraz şey, saat 12'ye doğru, ben akşam yeminin suyunu vermişim hayvanı, o benim görevimde hayvanın suyunu yemeği. Geldi dedi, Hasan, canın sağ olsun dedi. Durdum, niye, ne oldu baba dedim. Dedi, atın ölmüş. Ben doğru işte fanus, o zaman fanusu yandırdım, elektrik falan ahırda yok. Neyse koştum ahıra, gittim, açtım, hayvan yatıyor yerde. Demek bir şey sokmuş kendisini. Akrap makrap çoktu o zaman bizim evlerde. Ertesi gün Cebir Geometri'den boş kağıt verdim ben. Düz geçmeniz gerekirken yani yazamadım ben. O gece sabaha kadar oturdum ben. Çok tesir etti. Yani öyle bir alışkındı ki bana. Ben böyle kuzu gibi arkamdan geldi. Yani başını bırakırdım, arkamdan beni takip ederdi. Öyle bir alışkanlık. Yani artık ben arkadaş gibi olmuştum kendisiyle. Can yoldaşı gibiydi bana. Çok seviyordu. Hayatım değişti diyebilirim ondan sonra. Yani o zamanki sınav, teknik üniversite sınavı, Cebir Geometri'nin düz geçmek gerekiyordu. Giremedim teknik üniversitenin sınavına. Kısmetmiş, bu taraftan sosyal bilgilere geldi. Öyle yani, kısmet. Ama, acı bir hatıra. Evet, evet. Böyle yani bende acı bir hatırası oldu onun, evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki günlerde farklı programlarda yeniden sizlerle birlikte olmayı. Şanlıurfalılara, Şanlıurfalı hemşehrilerimize neler söylemek istersiniz? Yani... Böyle nasihat tadında... Yani o haddim değil, estağfurullah. Olur mu? Yani siz Şanlıurfalı yani yetiştirmiş olduğunuz... Yani bu güzel günler, yani kızgınlıkların sona ermesi lazım. İnsanın barış ayıdır bu ay. Küskünlükleri bir tarafa atmamız lazım. Birbirimize daha yakın, daha yumuşak davranmalıyız birbirimize. Daha saygılı davranmalıyız. Küslükler varsa giderilmesi lazım bu ayda. Bu ayın güzelliklerinden birisi de bu. Bunları diliyorum insanlarımıza. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sevgili izleyenler, Ramazan Sohbetleri programını burada noktalıyoruz. İlk program ve ilk konuğumuz Şanlıurfalı araştırmacı, yazar Hasan Fehmi Hayırlı beyefendiydi. Şanlıurfa'daki eski Ramazanları, eski bayramları konuştuk. Saygının, sevginin bu döneme göre nasıl bir üst seviyede olduğunu, hürmetin nasıl bir üst seviyede olduğunu kendisinden aslında duymuş olduk. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki kuşaklara, gençlere de bu bir
örnek olur. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere selamlıyoruz ve hayırlı akşamlar diliyoruz. Thank you.